Fight Club filmi, modern toplumun birey üzerinde yarattığı baskıları ve bu baskıların psikolojik sonuçlarının derinlemesine analiz eden, sinema tarihinin en çarpıcı yapıtlarından biridir. Film, David Fincher tarafından yönetilmiş ve Palahniuk'un aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Filmin ana teması, modern yaşamın getirdiği yabancılaşma, bireysel kimlik krizi ve toplumsal başkaldırı üzerine kuruludur. Filmdeki anlatıcı, modern yaşamın monotonluğundan ve sürekli tüketim baskısından duyduğu rahatsızlıkla baş etmeye çalışan bir karakterdir. Anlatıcı, kendini sürekli olarak toplumun bir parçası olarak görmek yerine, tüketim mallarıyla tanımlanan bir birey olarak hisseder. Bu yabancılaşma onun kimlik krizine ve derin bir içsel boşluğa sürüklenmesine neden olur. Anlatıcının bu durumu, Karl Marx'ın yabancılaşma teorisinin bir yansıması olarak görülebilir. Burada birey, kendi ürettiği şeylerden ve dolayısıyla kendi gerçek benliğinden uzaklaştırılır. Tyler Durden, anlatıcının yarattığı bir alter ego olarak onun bastırılmış özelliklerini ve arzularını temsil eder. Tyler, anlatıcının hayalini kurduğu fakat yaşamaya cesaret edemediği hayatı yaşar. Bu karakter, Sigmund Freud'un id kavramını simgeler. Temel dürtülerin ve arzuların serbestçe ifade edildiği, toplumsal normlardan bağımsız bir kişilik. Tyler ve anlatıcı arasındaki ilişki, bireyin sürekli olarak kendini ve çevresini sorgulamasına, kendi iç dünyasında bir dengesizlik ve çatışma yaşamasına yol açar. Fight Club ve Project Mayhem, anlatıcı için hem kişisel dönüşüm simgesi hem de toplumsal başkaldırının aracıdır. Dövüş kulübü, katılımcıların kendilerini fiziksel ve ruhsal olarak test ettikleri, gerçek benliklerini keşfetmeye çalıştıkları bir alan olarak işlev görür. Bu süreç Jung'un Individuation sürecine benzer. Bireyin kendini tamamlama ve bütünleşme yolculuğunu temsil eder. Project Mayhem ise toplumsal kurallara ve yozlaşmış yapıya karşı bir isyan olarak ortaya çıkar ve anarşist bir manifesto niteliğindedir. Bu hareket toplumun yarattığı baskılara karşı bireysel ve kolektif nevrozların bir ifadesi olarak Freud'un teorileriyle paralellik gösterir. Fight Club filmi, Karl Marx'ın teorileri çerçevesinde incelendiğinde, kapitalist toplumun birey üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin yol açtığı yabancılaşmayı gözler önüne serer. Marx'ın yabancılaşma kavramı, bireyin kendi ürettiği mallardan, çalışma sürecinden, kendinden ve diğer insanlardan yabancılaşmasını içerir. Film bu teorik çerçeveyi modern bir perspektifle ele alır ve toplumsal eleştiriler sunar. Filmdeki anlatıcı yüksek maaşlı bir işte çalışmasına rağmen kendini boş ve mutsuz hisseder. Bu durum, Marx'ın iş bölümü ve emek sürecinin insanın yabancılaşmasına nasıl katkıda bulunduğunu açıkladığı teorileriyle örtüşür. Anlatıcı, kendi emeğinin ürünlerinden ve bu ürünlerin nasıl kullanıldığından kopuk bir yaşam sürdürmektedir. Bu da onun kendisini ve çevresini sorgulamasına yol açar. Marx, kapitalizmin bireyi kendi ürettiği ürünlerle özdeşleşme kapasitesinden yoksun bıraktığını belirtir. Bu da anlatıcının sürekli yeni şeyler satın almasına ve asla tatmin olmamasına neden olur. Freud'un psikanalitik teorisinde insan psikolojisi, id, ego ve süperego olmak üzere üç ana bileşene ayrılır. Fight Club filminde Tyler Durden karakteri id'i temsil eder. Temel dürtüler, arzular ve içgüdülerle hareket eder. Anlatıcı ise daha çok ego ve süperegonun çatışmasına yaşar. Ego, gerçeklik ilkesi çerçevesinde hareket etmeye çalışırken, süperego toplumun kurallarını ve ahlaki değerlerini temsil eder. Anlatıcının Tyler'ı yaratması, baskılanmış id'in ego üzerindeki baskısının bir sonucu olarak yorumlanabilir. Freud, özellikle erkek çocukların erişkinlik dönemlerinde babalarına olan rekabetçi duygularını ve bu duyguların üstesinden gelme sürecini vurgular. Filmde erkek karakterlerin hepsi birer otorite figürüne, yani toplumun dayattığı baba figürüne başkaldırır. Bu, Tyler'ın liderliğindeki Fight Club'ın kuruluşu ve gelişimiyle simgelenir. Üyeler, babalarının ve toplumun kendilerinden beklediği rol modellerini reddederek kendi kimliklerini ve bağımsızlıklarını arama yolunda ilerlerler. Fight Club ve Project Mayhem, Marx'ın sınıf mücadelesi kavramına modern bir yorum getirir. Filmdeki dövüş kulübü, alt sınıfın öfkesini ve toplumsal baskılara karşı duyduğu rahatsızlığı simgeler. Üyeler fiziksel dövüşler aracılığıyla hem sisteme karşı bir isyan niteliğini taşır, hem de bu süreçte kendi içlerinde bir dayanışma ve sınıf bilincini geliştirirler.
Project Mayhem'sa daha radikal bir adım atarak kapitalist toplumun simgelerine ve altyapısına doğrudan saldırır. Bu da Marx'ın devrimci sınıf mücadelesine işaret eder. Tyler Durden karakteri, üretim araçları üzerinde kontrol sahibi olma ve kapitalist sistemi altüst etme arzusunu temsil eder. Marx, proletaryanın devrim yaparak üretim araçlarını ele geçirmesi gerektiğini savunur. Tyler ve anlatıcının eylemleri bu teoriyi yansıtarak modern toplumda bireylerin nasıl manipüle edildiğini ve tüketim kültürü tarafından nasıl sömürüldüğünü gösterir. Fight Club, bireyin modern dünya içerisindeki yeri, kimlik, özgürlük ve kendini gerçekleştirme gibi konuları sorgular. Film, baskıcı toplumsal yapılar karşısında bireyin kendini nasıl ifade edebileceğini, kendini nasıl bulabileceğini ve toplumsal normlara meydan okuyarak nasıl özgürleşebileceğini dramatik bir biçimde gösterir. Aynı zamanda bireysel ve toplumsal dönüşümün zorluklarına ve bu dönüşüm sürecinde karşılaşılan içsel ve dışsal mücadelelere ışık tutar. Film sadece bir hikaye anlatmaz, aynı zamanda izleyiciyi kendi yaşamını, toplumdaki yerini ve kişisel değerlerini sorgulamaya teşvik eder. Bu bağlamda Fight Club, psikanalitik açıdan zengin, düşündürücü ve tartışmaya açık bir yapıttır. Modern bireyin psikolojik portresini ve toplumsal eleştiriyi ustalıkla işler. Jung, anima ve animus kavramlarıyla erkek ve dişi arketipler arasındaki dinamikleri açıklar. Filmde Marla Singer karakteri, anlatıcının anima figürü olarak yorumlanabilir. Marla, anlatıcının feminen yönleriyle, yani daha duygusal, sezgisel ve kırılgan yönleriyle bağlantı kurmasını sağlar. Anlatıcının Marla ile olan ilişkisi, kendini daha iyi anlaması ve duygusal açıdan bütünleşmesi için bir fırsat sunar. Eğer bu detaylı analiz hoşunuza gittiyse, düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla film analizi ve derinlemesine karakter incelemeleri için kanalımıza abone olmayı hatırlatırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.